Günler. Buyurun. Benim bir sorum olacaktı hocama. Tabii buyurun. 3 yıldır böbrek yetmezliği çekiyorum. Hocamın bana önereceği bir ilaç var mıydı acaba? Böbrek yetmezliği tedavi edilir de şöyle bir nokta var. Kişi uzun süre tansiyon, kolesterol, diyabet veya başka antihistaminik, antidepresan vesaire kullanmışsa kimyasal ilaçlar böbreklerde 1'er milyondan 2 milyon nefron dediğimiz süzgeç hücre var. Bu hücreler çok narin, çok hassas. Bu hücrelere zarar veriyor. Yavaş yavaş böbrekler küçülüyor. Böbrekler küçülmemiş de, büzülmemiş de kimyasal ilaçlardan dolayı tedavi ederiz. Nasıl? Huş forte, ayı üzümü forte. Tabii iksir aloe vera jel var. Eğer ki tansiyon varsa alıç forte de gerekir. Kolesterol varsa inguinal forte de. Duruma göre tansiyon kolesterol var mı? Tansiyon kolesterol var mı? Telefonumuz düşmüş hocam, evet. Tansiyonu kolesterol varsa, tansiyon varsa alıç forte, kolesterol varsa inguinal forte gerekir. Yoksa ayı üzümü forte, huş forte, iksir aloe vera jel kullandığı zaman bize gelen kronik böbrek yetmezliğinden dolayı bize gelen hastaların tedavi ediyoruz. Ama ve lakin kişi kimyasal ilaç kullanmışsa tansiyon, diyabet, kolesterol, antidepresan, antihistaminik vesaire vesaire. Hı hı. O zaman bu kimyasal ilaçları böbrekler çürütüyor, ona bir şey yapamayız. Kist, iltihap, taş, kum vesaireden dolayı ise problem değil. Problem kolay. Yok hocam. Alo. İyi günler. İyi günler, buyurun. Alo. Buyurun. Ben ayakkabı değiştirdikçe ayaklarımda sürekli mantar oluşuyor ve ağrı hissediyorum ayaklarımda. Evet. Şöyle. Ciltte, deride, tırnakta, saç dibinde, vücudun herhangi bir yerinde sedef, ekzema, akne, liken, liken planus, mantar vesaire varsa herhangi bir cilt hastalığı, bunun %95'i bağırsaklarda demek. Bağırsaklarında mantar var. Ama Buyurun. Yalnızca ayakkabı değiştirdiğimde böyle oluyor yani. Yeni bir ayakkabı aldığımda, diğer bir ayakkabıya geçiş yaptığımda ayaklarımda sürekli mantar oluşuyor. Bağırsağınızda mantar dolu. Şişkinlik, kazımsızlık, kabızlık gibi rahatsızlık var mı? Gaz oluşuyor mu bağırsaklarda? Gaz. Hayır, yok. Tansiyon, kolesterol var mı? Kolesterol var. Kolesterol varsa bağırsaklarda mantar var. Neden? Evet. Çünkü bağırsaktan gelen toksik maddeyi karaciğer aratamıyor. Karaciğerin aratamadığı toksik madde karaciğeri bozuyor. Kolesterol oranları artıyor. Bu da başka hastalıkları tetikler. Yani kolesterolün sebebi de bağırsaklar. Cilt hastalığının sebebi de bağırsaklar. Her türlü alerjik hastalığın sebebi de bağırsaklar. Bağırsakları tedavi etmedikçe, mantarı yok etmedikçe hiçbir hastalığı tedavi edemezsiniz. İksir, yani mantarı yani yok edemiyoruz değil mi Osman ayaklarımız? Tabii tedavi ederiz. İksir aloe vera jel, laden gülü forte, kimyon forte, mantar çayı efekti. Onunla da ilgili burada ürünümüz var. Bulabilir miyim? Bulamaz mıyım? Bulabilir miyim? Bulamaz mıyım? Evet. Kimyon forte. Laden gülü forte, kimyon forte. Kimyon forte. Bunları kullandığı zaman yavaş yavaş mantardan kurtulur. Şimdi şurada bir bitki var. Nedir bu? Laden gülü forte. Pardon, bitkinin ismini de Laden gülü forte dedim. Laden gülü bu Türkiye'nin Karadeniz, Ege, Marmara sahil şeridinde milyonlarca ton yetişir. Bununla ilgili Almanya'nın Saarland eyaletinde Profesör Doktor Günter Wiese alerjik atopik ekzeması rahatsızlığı olanları tedavi etmiş. Klinik araştırması var. 1. 2. Mantara karşı etkilidir. Mantarı temizleyici etken maddeler içerir. Bununla ilgili de bir ürünümüz var. Laden gülü forte. İksir aloe vera jel, laden gülü forte, kimyon forte, mantar çayı, enfeksiyon çayı kullandığınızda yavaş yavaş kurtulursunuz. Hocam bir de çay ağacı yağınız vardı. Çam ağacı yağı mı? Çay yanlış ağacı mı hatırlıyorum doğru, hocam? Doğru. Ayaktaki, parmaktaki mantarlar için. Çok güzel. Ben maşallah unutuyorum yavaş yavaş. Ben unutmuyorum hocam. Çay ağacı yağı bazı bayanlarda pis kokulu akıntılar oluyor. Bağırsaktaki mantardan kaynaklanır. Bağırsaktaki mantarlar bayanlarda idrar yollarıyla rahim ve yumurtalıklara, böbreklere, mesaneye kadar yayılabilir mantar. Eğer ki mantar yerleşmişse vajinaya pis kokulu akıntılar olur.
Bunda ne yapıyoruz? Çay ağacından 4-5 damla damlatıyoruz. Tampona, bayanların adet gününde kullandıkları tampona, fitil gibi kullanıyor. En ağır pis kokuntuları, vajinal mantarı yok eder. Tırnak mantarında tırnağı sürmek gerekir. Akne sivilce varsa yüzde veya orada burada şurada sürdüğümü iyileştirir. Değil mi hocam? Klinik araştırması var, belge var, bilgi var. Evet hocam.